Arkadaşlar merhabalar. Cisco Firepower Threat Defense eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitimde orta ve büyük ölçekli şirketlerde sıklıkla kullanabileceğiniz örnek topoloji üzerinden konularımızı işleyeceğiz. Şimdi eğitimimizin içeriğinden kısaca bahsettikten sonra yavaş yavaş konularımızı işlemeye başlayalım. İlk bölümümüzde eğitime giriş yapacağız. İkinci bölümde ise kurulum ve temel konularını işleyeceğiz. İlk dersimizde örnek topolojiden bahsedeceğiz. İkinci dersimizde Cisco FMC kurulumunu yapacağız. Üçüncü dersimizde Cisco FTD kurulumunu yapacağız. Dördüncü dersimizde ise FMC'ye FTD ye ekleme konusunu işleyeceğiz. Beşinci dersimizde ise Lab örneğinden bahsedeceğiz. Altıncı dersimizde interface ve zon ayarlarını yapacağız. Birinci bölümün en son dersinde de static root ekleme konusunu işleyerek bu bölümü tamamlayacağız. Üçüncü bölümde ise access control policy'ye bir giriş yapacağız ve network address transit konularını işleyeceğiz. İlk dersimizde access control policy'ye giriş yapıyoruz. İkinci dersimizde otomatik NAT örneği yapacağız. Üçüncü dersimizde manuel NAT örneği. En son dersimizde destination NAT örneği yaparak bölüm 3'ü de tamamlayacağız. Bölüm 4'e geldiğimizde ise bu bölümde Next Generation Firewall özelliklerinden bahsedeceğiz. SSL Decryption, URL Filtering, Application Filtering, Malware and File Blocking, IPS Inspection, Security Intelligence gibi konuları işleyeceğiz. 5. bölüme geldiğimizde ise 5. bölümde Authentication konusunu işleyeceğiz. Passive Authentication'a bir giriş yapacağız. Ardından Passive Authentication'ı çalıştırabilmemiz için Cisco ICE üzerinde PX Grid servisini etkinleştireceğiz. Daha sonra FMC'ye Cisco ICE entegrasyonunu yapacağız. Ardından Cisco ICE üzerinde Pasif ID servisini etkinleştireceğiz. Ve Active Directory entegrasyonu da yaptıktan sonra FMC'ye en son dersimizde de Identity Policy oluşturacağız. Ve bu oluşturduğumuz polisi altında Passive Authentication için bir kural oluşturarak Pasif Authentication testlerimizi gerçekleştirerek bu bölümü de tamamlayacağız. En son bölümümüze geldiğimizde ise en son bölümümüzde de cihaz yönetimi konularını işleyeceğiz. İlk dersimizde FMC'ye Remote FDD ekleme konusunu işleyeceğiz. İkinci dersimizde ise Site-to-Site VPN konusunu işleyeceğiz. Ondan sonraki dersimizde de High Availability dersimiz var. High Availability'den sonra da Grafik User Interface ve SSH erişim ayarlarını işleyeceğiz. En son dersimizde de Backup Restore konularını işleyerek eğitimimizi tamamlayacağız.